Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dostlar. Yeniden buluştuk. Küçük evet. Bir ara verdik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sevgili Demet, çok ciddi bir ay tutulması döngüsüne giriyoruz. Evet. 15 Nisan'da tam bir ay tutulması olacak. Ülkemizden görünemeyecek. Evet. Ülkemizden görünemeyecek ama Amerika Birleşik Devletleri bu tutulmayı Avustralya, Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'nın batısında kısmi olarak da görülecek. Kuzey Amerika'da çok etkili bir tutulma. Washington'daki dostlar, Moskova'daki dostlar, Dubai'deki dostlar, İstanbul ve Ankara'daki dostlar nasılsınız? Artık Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi uluslararası yayınlarına başladı arkadaşlar. Pek çok dilde yabancı dil altyazısı seçeneğiyle uluslararası Bilinçokuru kanalına ulaşabilir. Çevrenizdeki arkadaşlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kuzey Amerika'daysam yakınında bir arkadaşım var ve astrolojiyle ilgileniyor. Annie, Andy, Sam hepiniz artık Bilinçokuru'nda bizleri seyredebilirsiniz. Ne diyoruz? Bunun yanında Alexi'yi, Natasha'yı, Elena'yı, Vahab'ı, Ayşe'yi, Lee'yi hiçbirini unutmuyoruz. Artık hep beraber dünya astrolojisi konuşacağız. Derim ben Demet. Ne diyorsun? Evet. Şimdi bu tutulma döngüsü nedir? 2014'ün beklenen önemli tutulmalarına başlıyoruz. Evet, Nisan ayı daha önceden de bahsettiğimiz gibi yılın en önemli zamanı aslında. Evet. İki tutulma var. Birisi 15 Nisan'da Terazi Burcu'nda ay tutulması. 25 derece Terazi Burcu'nda olacak. Türkiye saatine göre sabah 9.43'te gerçekleşiyor. Bu tutulmada tabii ki öncü grup tutulmaları ve gökyüzünde öncü gruplardaki sert etkileşim devam ediyor. Mars'ın Terazi Burcu'ndaki retrosu devam ediyor. Bu tutulma sırasında tek iyi gezegen hareketi belki Venüs'ün Balık burcundaki seyri ve Jüpiter'le yaptığı güzel görünüm, bir destekleyici evet, bir açı. Jüpiter'le bir Venüs'ün arasında 18 Nisan'daki bir avantajlı bir pozisyonu var. Onu görebiliyoruz ama tutulmanın etkileyeceği ülkeleri çok iyi bilirim. Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Amerikalı arkadaşlarımız, bölgenizde olabilecek bazı sosyal, toplumsal ve duygusal karmaşalara dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasının tam köşe evlerine düşen bu tutulma Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı bazı görüntüler verirken Moskova endeksi Rusya Cumhuriyeti haritasında da bu yapı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ekonomik ve soğuk bir savaşın başlayacağını gösteriyor. Evet. Bu tutulma döngüsü çok güçlü bir tutulma döngüsü. Bunu unutmamanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde seçim sonrasında ulaşabilecek hukuksal mücadeleleri, hukukla ilgili olguları temsil ederken bu tutulmanın takip ettiği döngü 23 Ekim'e kadar olan dönemde de dünya üzerinde ekonomik bazı karışıklıkların, bu ekonomik karışıklıkların haricinde Rus piyasalarındaki bazı sıkıntılarını Rus borsasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Kırım olaylarından dolayı ki bu Mars'ın retrograde harekete Rusya'nın bölge ülkeleriyle bazen gerginleşmesine sebebiyet veriyor. Ama bu bölge ülkelerde aslında burada Rusya'yı değil de bölge ülkelerde çok büyük iç karışıklıklar oluyor. Evet. Rusya da orada büyük abi olarak o karışıklıkları azaltmak için bir mücadelede bulunuyor. Sayın Putin'in bazı fikirleri var bu konuyla alakalı muhtemelen. Ve bu Rusya'yı çok fazlasıyla Mars retrosu etkilerken Türkiye'yi de aynı şekilde etkilediğini. Çünkü Türkiye'nin de bildiğin gibi akrep ekseni içinde kalan bir ülke olduğunu unutmamamız gerekiyor. Adalet, hukuk, yargı. 99 yılını hatırlayın. 99 yılında olan olaylara benzeyen olaylar olacak. Şimdi burç olarak da bu tutulma teraziyi, koçu, yengeci ve oğlağı etkileyecek. Günlük yorumlarımızda, haftalık yorumlarımızda ve birazdan aylık burç yorumlarımızda tutulmanın ana eksenini ve ana etkisini göreceğiz. Sert diyebilir misin? Ne dersen? Tabii ki sert bir tutulma. Çünkü gökyüzündeki genel olarak öncü gruplar arasındaki sert etkileşim devam ettiği için Uranüs, Plüton ve Mars arasındaki gerginlik devam ediyor. Mars'ın retro olması dolayısıyla çok kolay şartlar ortaya çıkarmıyor. 15 Nisan tutulmasının etkilerini 23 Nisan haftasında, 29 Nisan haftasında, 23 Mayıs haftasında, 10 Ağustos ve 30 Ağustos haftalarında görebiliriz. Arkadaşlar, tutulma ciddi konumda, dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi bazı depremselliklere sebebiyet verebilecek durumdadır.
ülke ekonomilerini zorlayabilir, bazı büyük liderlerin sıkıntılar yaşayabileceğini görürüz. Çünkü ne demek biliyor musun? Koç terazi. Ateş grubu olduğu için ateş grubu ve öncü bir tutulma. Dolayısıyla etkileri de çok en hızlı ortaya çıkan tutulmalardan. Başlatıcı nitelikleri var. Hızlı başlıyor. Evet, olayları hızlı başlıyor. Mesela Yanardağ patlaması olabiliyor. Evet. Şimdi bu nereden gelmiş? Güney Afrika üzerinden, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'nın batı kıyısından geliyor. O bölgedeki Yanardağ hatlarında sorun başlıyor. Gibi gibi. Neyse arkadaşlar, güneş tutulması da var. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm dünya, Moskova, Washington, Dubai, Pekin, İstanbul. Hepinizi çok seviyoruz. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi, Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Hoşça kalın. Saygılar.